Rıza Zarab ülkeye e, ben şimdi e, İran olduğundan demiyorum. Rıza Zarab ülkeye gerçekten büyük bir hizmet yaptı. Nasıl yaptı? Kendini feda etti. O durumun aslını kimse bilmiyor. Ben bir bir kere anlatım burada. Anladım. Türk halkı ilk tamam. defa benden duysun bunu. Dinleyelim. Şimdi neydi? Türkiye İran'dan doğalgaz alıyordu. Ondan sonra Amberko çerçevesinde para ödiye Para yerine altın, altın ödüyordu. İşte ABD hemen harekete geçip ondan sonra altındı, e, bakırdı, ...alminyumdu, Bunları da e, Amberko listesine e, ekledi. Bu kere ne oldu? Bu kere temamıyla Türkiye İran'dan doğal gazı alabilmiyor. Rusya'dan e, 100 dolara alırsa İran'dan 30 dolara alıyordu. Doğru. Ne oldu? Ee, Rıza Zarrab'ın e, bir Türk olarak bir holdingi vardı. Türkiye Rıza Zarrab'dan doğalgazı 30 dolara aldı. Hem kendi masrafı için kullandı doğalgazı hem de yurt dışına 100 dolara sattı. Burada ambarkoyu denen kim oldu? Rıza Zarrab oldu. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti olmadı. Rıza Zarrab'ın bugünkü olayı tamamen bu Doğru. He. Şimdi paralar Halk Bankası üzerinden gitti geldi ya. tamam paralar Halk Bankası'ndan geldi gitti de. Para değil de altınlar yani. Altın, altın olsun altın olsun para olsun burada hırsızlık dediğimiz zaman FETÖ'cülerin söylediği e, veya yani. yaptığı şeyin tuzağına düşüyoruz. Bunu söylemememiz gerekiyor. Gerçekten o dönem biz iki yıldı doğalgazda üç yıldı Türkiye hiçbir sıkıntı neden çekmiyor? Bu sebepten dolayı çekmiyor. Ha, başka şeylerin benim işim yok. Ama bu olayın gerçek sebebi bu. Tamam. Evet, şimdi, şimdi bir şey daha söyleyeyim yani burada. Yani siz şimdi İran seçimlerine de geçelim. İran seçimlerine bir geçelim. geçmeden kısa. önce. bu işte. çok şimdi kısa var bir, ya buyurun. Bu o, bu meseleler olurken Amerika'nın Türkiye üzerine yaptığı ağır baskıya bir e, misal vereyim. Şimdi illa İran'dan alışveriş yapmayacaksın diyor.